Sevgili dostlar, herkese selamlar. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu video YouTube kanalında hiçbir kanalda bu işlerle uğraşan hiçbir yabancı uluslararası ya da bu cihazların üreticilerinin kanallarında da yok. Buradan Ankara'dan Cem abiye selamlar olsun. Böyle bir videonun eksik olduğunu ve böyle bir video çekmem gerektiğiyle alakalı beni bilgilendirdi. Ben de gerçekten baktım ki böyle bir video yok, ihtiyaç var. Hemen dedim hazırlayalım. Şimdi sistemimiz şu şekilde. Arka taraftan göstermek gerekirse PlayStation 5 konsolumuz şu an aktif olarak çalışıyor. PlayStation 5 konsolumuza bağlı olarak da bir loader cihazımız var. Benim bu videodaki temel amacım Kronos Zen cihazı. Klavye ve mouse da PlayStation 5 temalı oyunlarda çalışmıyor. Mesela Call of Duty Cold War, PS5 Games. Görmüş olduğunuz gibi PS5 Games çalışmıyor. Rainbow Six Siege, PS5 tabanlı oyun. Kronos Zen, Zim. Onun dışında diğer dönüştürücüler ya da bu oyunlarda PlayStation 4 koluyla, Xbox Elite Kontrol'la, SCUF oyun kolu PS4 sürümleriyle oynayamıyoruz. Bunlarla oynayabilmek için Kronos Zen cihazına ihtiyacımız var. Ayrıca Beloader olmadan da bu olmuyor. Bizim bu videodaki temel gayemiz, birçok varyantı var. Bu videoda Kronos Zen'i Beloader'la beraber kullanarak PlayStation 5 kolu ile bu oyunlarda oynayabiliyor muyuz? Buna bakıyor olacağız, bunu test ediyor olacağız. Bununla ilgili tabi bilgiler veriyorduk ama bir oynanışı göstermemiştik. Böyle bir video yoktu. Şimdi burada sizlere göstermem gereken bazı şeyler var. Beloader cihazımız burada. Pro sürümü, normal sürümünde de sorunsuzca işlem yapılabiliyor. Ethernet bağlantısını arka bölüme takıyoruz. Bu bağlantı aşağıdaki modemime bağlı. Modemimden geliyor. Ethernet bağlantısı buradan da Beloader'a geliyor. PlayStation 5 konsolumuz da aynı şekilde burada Ethernet bağlantısıyla bağlı. Beloader cihazımızın bilgisayardan kurulumlarını yapıyoruz. Hesap ve account bilgilerimizi, bu benim PlayStation hesabımın ve account bilgilerimi bu görmüş olduğunuz cihazı bilgisayardan kaydediyoruz. Daha sonra bir adet micro USB kablosunu şuradaki update işareti var. Bakın şu işaretin olduğu bölüme takarak buradan PlayStation 5'in arkasına takıyoruz. Daha sonra Ethernet kablosunu da Beloader cihazımızın arkasına takıyoruz. Daha sonra şu bölümde yer alan bir tuş var. Bu tuşa tıklıyoruz ve Beloader cihazımızın ışığı sabit yandığında PlayStation 5 konsol ile uzaktan oynatma özelliğini kullanarak bağlantı sağlıyor. Daha sonra Kronos Zen, Zim, Titan, S-Rinon muydu? Öyle bir cihaz. Kronos Zen, Kronos Max Plus, daha sonra Xbox Elite Controller, Xbox kolu, PlayStation 4 kolu, SCUF kolu, Razer kol, daha sonra Astro oyun kolu vesaire. Tüm kollarla PlayStation 5 konsolda PS5 temalı tüm oyunları oynayabiliyoruz. Ben şimdi o bağlantıları yaptıktan sonra Kronos Zen'i kablosuyla Beloader cihazıma bağladım. Bir adet oyun modu attım. Sol tarafa PlayStation 5'in kolunu bağladım. Bu benim kendi modifiye ettiğim bir denetleyicidir. Bu gibi işlemler yapıyoruz, bilginiz olsun. Burada SCUF'ın analog gripleri var. 8 eksenli motorlar var ve dijital tetiğimiz var. Şu şekilde bastığımda göreceksiniz ki tetik mesafesi 1 mm. Bunu da sol bölümden bağlıyoruz. Kronos Zen'e bunu sol bölümden bağladığımızda Kronos Zen'in burada servis ışığının, connection, bağlantı ışığının yanması gerekiyor. Daha sonra sağ taraftan da bilgisayardan anlık ayarlamalar ve düzenlemeler yapmak için ben programlama tuşunu bağlamışım. Ve çok önemli bir bilgi, bilgisayardan Zen Studio'ya girerek buradan ayarlar bölümünden PlayStation Emulator Production PlayStation 4-5'i seçeceğiz. Ve burada da PlayStation ve bilgisayar uzaktan oynatma özelliği aktif olacak. Ben kabloyu söktüm, şu an burada görünmüyor. Onu işaretlememiz gerekiyor. Bunu da buradan işaretlediğimizi varsayıyorum. Daha sonra buraya geliyoruz. Cihazımızı bağlıyoruz. Enerji geliyor. PS5 kolunu bağlıyoruz. Kolunda enerjisi geliyor. Şimdi telefonu sabit kadraj yapacağım. Ve bakalım tüm bu bağlantıları yaptık. PlayStation 5 temalı oyuna giriş yapabileceğiz mi? Evet. Denetleyici çok fazla yukarıya kaldıramayacağım. Şu şekilde gösteriyorum. Temassızlık yapmaması için. Şimdi öncelikle Rainbow Six Siege'den başlayacağım. Normalde şu an burada PlayStation 4, PlayStation 5 sürümlü oyunda başka bir aksesuarla oynayamazsınız diye uyarı vermesi gerekiyor. Ama
oyuna giriş yapabiliyoruz. Setup'ı da şu şekilde tekrardan gösterelim. Anlık olarak videoda bir montaj hilesi olmadığını göstermek adına şu şekilde. Sabit kadraj yaptım. Tripod kullanıyorum. Evet. Şu an PS5 temalı bir oyundayız ve Kronos'u kullanarak oynayabiliyoruz. Her şey yolunda. Şimdi bu oyundan çıkalım. Cold War'a giriş yapalım. Bu da PS5 temalı. PS5 oyunu 120 FPS oynanan bir oyun. Bakalım Cold War'a giriş yapabileceğiz mi? Evet, görmüş olduğunuz gibi Cold War'a da giriş yaptık. Buraya kadar gelmesi zaten sistemin çalıştığını gösteren bir işarettir. Normalde bu noktaya kadar gelemezsiniz. Bloodur cihazımız burada. Bloodur Pro sürümü ve Kronos Zen'le beraber bağlantımızı bu şekilde sağladık. Ayrıca Warzone'da oynayabiliyoruz. Hemen bir multiplayer'ı başlatalım. Team Deathmatch de olur, fark etmez. Oyuna da giriş yapalım. Evet, oyun 7 saniye sonra başlayacak. PS5 kolumuz takılı. Bloodur sayesinde oynayabiliyoruz. Evet. Kronos Zen ve diğer saydığım cihazlar sorunsuz olarak bu setup'ta çalışıyor sevgili arkadaşlar. Akıcılık gayet iyi. Hızlı tepkiler verebiliyorum. Evet. Bayağı hızlı. Tepki sürem çok çok kaliteli. Kollu oynuyorum şu an. Klavye mouse da takıp oynayabilirsiniz. Onu da isterseniz videoya ekleyeyim. Uzun bir video olsun. Valla şu an kulaklık da kullanmadan iyi gidiyor. Şu an oynanışı biraz uzun çekmemdeki amaç acaba ağır tepki mi veriyor? Geride mi kalıyor? Ağır mı diye. Hani aklınıza bir şüphe olmasın. Son derece hızlı. Bir de bu bağlantıyı kullanırken CAT 6 kablo kullanmak zorundayız dostlar. En az CAT 6, CAT 5 kablo lütfen kullanmayın.